Kız abla ne oldu sana? Baban ne yaptı yine? Ya bizden saklamana gerek yok Yıldız abla. Gördük, bağırıyordu yine. Bak sen hiç merak etme. Biz bu saçmalığa son verip bütün tezgahı toplayacağız, tamam mı? Evet evet. Yani seni kızdırması için bizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Evet, affet bizi. Bak biraz sonra her şeyi toplar gideriz. Yeter ki sen bize küsme Yıldız mı? Bağ anne demeyin. Ay, bize o kadar mı kızdın Yıldız anne? Bağ anne demeyin. Bağ anne demeyin. Daha hala hayatta bir anneniz varken bana anne demeyin. Yani tamam da bu bir tane doktordan alınan bir tane rapor. Başka doktora gitmedin mi sen? Ben sana ne diyorum Kuzey? Gitmediğim doktor hastane kalmadı. Hatta bu raporlarım yurt dışına bile gönderildi. Tamam. Mutlaka bir şey söyleyen bir doktor bulacağız, sen merak etme. Gerçekten bu kadar çok mu istiyorsun yaşamamı? Babam! Kızlar. Ver çabuk onu bana. Kızlar hiçbir şey bilmeyecek. Şöyle bilmeleri lazım. Hayır. Dert. Senin ne işin var burada? Kızım biz babanla sohbet ediyor olamaz mıyız? Ya olabilirsiniz tabii de siz bunu bayağı bir önce bırakmamış mıydınız? Demek ki bazı şeyler öyle kolay kolay bırakılamıyormuş. Ayrıca arada siz olduğunuz sürece biz babanızla kopamayız. Ölene dek. Gidiyorum ben. Baba, bize söylemediğin bir şey mi var? Yok bir şey. Yok yok, kesin var. Yıldız abla da ağlıyordu zaten. Kızım yok bir şey dedim. Tamam, Yıldız ablayla kavga etti. Ama burada ne işi var? Ay vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Düşünsenize, babam Yıldız abla için annemi akıl almaya gelmiş. Artık. Kızlar, orada öyle dikilip duracak mısınız? Hadi içeri gelin, kek yaptım. Yiyelim soğumadan. Yok anne ya, biz babamın yanına gidelim. Babanızı bir süre rahat bırakın. O akşama kadar anca kendine gelir. Hadi dikilip durmayın orada, hadi. Her şey fazla normal değil mi ya? This is Ordu System. Burada her şey mümkün. Tam bir yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum. Gitmediğim doktor, hastane kalmadı. Ama maalesef. Ameliyat olsam bile kurtulma şansım yok denecek kadar azmış. Abi şişti ama ha, değil mi? Vallahi biraz çıktı yani şey. Ana kız. Kuzey değil mi kuzum? Ne yapıyordu? Oh! Pompa! Ne oldu lan, hayırdır? Karadeniz'e köfte tezgahı mı battı? Gemiciyle bıraktı, köfteciliğe başladı. Ya. Hakikat Kuzey ya, ne oldu? He? Kara kara ne düşünüyorsun böyle? Ana, benim de dediğim laf yani. Yıldız'la mı çekiştiniz gene? Hakikat oğlum, dilin mi tutundu? Konuşsana, anlatsana. Ben büyükü nasıl kaldıracağım daha iyi de. Aman, dert ettiğin şeye bak Kuzey ya. İki güne varmaz, barışırsınız. Onu demiyorum. Kızlara nasıl söyleyeceğim annelerin? Anam. Öğrendin demek. Ne oldu? Yıldız dayanamadı söyledi değil mi? Neyi, neyi söyledi? Kime söyledin? Ne oluyor yine? Ne halde? Şırtanın gidici olduğunu öğrenmiş. Onu diyor. Kız kadın komple yerleşti buraya. Nereye gidecek? Çivi çaktı buraya. Gitmez o. Başka bir yere gidiyor seferim. Döngüşü olmayan bir yere. Öteki tarafa. Hakikat mı kız yani? Temelli mi gidiyormuş?
O öyle iddia ediyor. Güya 6 aylık ömrü kalmış. Tedavisi neyin de yokmuş. Bir de gitmiş Yıldız'a demiş. Aramızdan çekil, ben gidiyorum, ölüyüm demiş. Yıldız'ın da saf kalbini yapsın, inanmış. Yüreğe. Yılan ya, vallahi bu şırtan büyük yılan ha. Şeytanın aklına gelmez kız. Dur sen dur. O şırtan ipliğini pazara çıkaracağım ben. O şırtansa benden Naide kadı oluyor. Ne diyorsun sen Naide ya? Ben mi? Kuzey, yolsam sen bu şırtana inandın mı? Ya gerçekse? Ha? Yarın öbür gün ölürse kadın ne yapacaksın? Benim kızlarım anasız kalırsa ne yapacaksın? Utanacaksın mı? Doğru değil Naide, pampam doğru değil yani. Teessüf ederiz Naide yani. Hadi öyle bir şey varsa ne olacak? Utanmayacağım mı yani? Ya siz bu karıyı hala tanıyamadınız mı ya? Ya bu kadın her şeyi yapar, her şey için her şeyi yapar. Naide! Acımı paylaşmıyorsan bile lütfen saygı duy. Yoksa kalbini kırarım. Allah yeter, yeter, yeter ya! Gerçekten yeter yani. Pampam'ın acısına saygı duy, ayıptır yani Naide! Pampam benim. Sen bana için dökebilirsin. Rahat rahat konuş benimle, gel. Helal olsun size. Şu kötü günümde çok güzel destek oldunuz bana. Helal olsun. Oğlum geldim yanına otur. Kuzey! Kuzey! Bravo Naide ya. Vallahi bravo. Adamı düşündüm, hale bak yani. Sefer. Mutlu musun şu anda? Şimdi bana gelecekleri. Uncumu senden alarak sus. Kuzey! Naide buraya gelir misin? Naide buraya... Tamam ben geliyorum. Kim bilir ya? Ne öyle? Ne demek kim bilir ulan? Sen bileceksin tabii. Ben bilemiyorum efendim. Ya bu yazılar sandığımdan da eski. Farsça hakim biri lazım. Ha, bir dil bilimciye falan mı danışsak? Lan senin bu koca gövdene bu kellen ağır mı geliyor lan ha? Niye ki efendim? Ne demek niye ki? Bir de sorayım ne demek niye ki? Ya bu dil bilimci dediğin adam babanın oğlu mu? He? Nasıl güveneceksin de soracaksın. Bize babamın kızı da geliyor. Baba. Kamer hem babamın kızı hem de Farsça biliyor. Ben hepten unuttuydum ya onu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor? Hayırdır, niye öyle bakıyorsunuz bana? Baba. Ne saklıyorsun sen orada? Hiçbir şey saklamıyorum. Bak eller boş. Bak. Ayakta kaldınız ya. Hadi gel, gelin geçin oturun. Kamer geç kızım geç gel. Poyraz gel sen de. Sen Yaşar amcanın yamacına otur. Sen de benim yamacıma gel. Tamam baba. Dikkat et yavrum. He. Aman. Eyvallah. Aman. Siz iyi misiniz ya? İyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Şimdi Kamer kızım benim. Bak yavrum. Yaşar amca sana bir şey gösterecek. Gösterecek, gösterecek. Gösterecek dedim ulan. Hadi bakalım sen de göster kayınbabana marifetlerini. Yani nasıl güzel parça okuduğunu görsün bakalım Yaşar baba. Yaşar, göster. O ne? Bu yol haritası. Ne yolu? Sağın İpek yolu. Her şeyi öğrenmek zorunda mısın sen ya? Bu Ordu'da bir yer. Burası şey. Ne? Burası mezarlık. Hangi mezarlık? Ya baba bizim bütün sülalenin yattığı mezarlık var ya orası burası tam. Ya abla versene şunu ya tam bakamadım. Tamam senin baktın yeter gelsin biz buluruz ya şey. Allah Allah. Ya siz ne çeviriyorsunuz Allah aşkına? Ne oldu? Ne haritası bu? Vallahi üstüne define yazıyordu. Ne? Define mi? He. Hem de Büyük Selçuklu Sultan'ın definesi. Ya ne var pembişim? Kamer sonuçta babamızın kızı. Bu da damadı. Bir dakika, bir dakika. Şimdi basmaya ortada bir define var yani öyle mi? Evet. Hayır. Evet mi, hayır mı? Hayır, evet yani. Hayırmış.
Aşk olsun baba ya. Şeref babam damadından bile böyle bir şey saklamıyorken sen öz evladından saklıyorsun öyle mi? Sana diyecek bir şey bulamıyorum baba. Ya yavrum bak öyle değildi. Yani biz yani paradan sakındığımızı hiç sanmayın yani Poyraz oğlum. Biz sizi sakınıyoruz aslında. Ya babacığım çok ince düşüncelisin ama yemedik. Yesin yavrum niye yemeyiniz? Bakın bu defineden haber olan herkesin kellesi koltukta. O yüzden yani biz sizi korumak isteyiz sadece. Selamun aleyküm. Haritadan kimsenin haberi olmayacak. Anlaşıldı mı? Aleyküm selam. Hayırdır? Ne konuşuyorsunuz öyle fıs 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 fıs? Havadan sudan, damdan bayırdan. Laf ola beri gel. Değil mi? Ha? Ha, öyle öyle. Her şey havadan sudanmış meğersem. Hiçbir şeyin kıymeti neyin yokmuş. Ne diyor? Hem siz yaylada olmayacak mıydınız? Ne işiniz var sizin burada bağlım? Babacığım size çok güzel bir haberimiz var. Ne haber ola? Hayırdır? Şule Şırtanı temelli gidiciymiş. Anam. Oh. Vallahi mı? Ana! Desenize temelli İstanbul'a gideyim. ne zaman gidecekmiş? Davet filan verelim. Kuzu filan çevirelim. Ya kuzuya neyin gerek yok. Helva kavursanız yeter. Hatta dört kolluyu da hocayı da ben kendim ayarlar. Ne helvası ola? Ne hocası sen? Ne dört kollusu sen? Ne diyorsun ola? Nadem gördün bak. Güzel haber alınca hepsi dondu kaldı heyecandan bak. Hış ula hış. O şırtan dediğin var ya o şırtan. Benim torunlarımın anası o. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Vay de. Sefer doğru mu diye kız? Şimdi benim yeğenlerim anasız mı kalacak? Aman yok kız ya. Şırtan yalanı işte. Öleceğim ayağına kızıya yamanmaya çalışıyor. Bu böyle mi söylenir ula? Yüreğimizi ağzımıza getirdin. Evladım olarak sana teessüp ediyorum yani. Gerçekten şu an var ya şoklar aletler içindeyim ya. Tebrik ederim sizi ailecek yani. Allah Allah. Allah Allah. Şuna bak ya bütün yalanlarımı şırtan söylüyor. Bütün şeyini biz çekiyoruz acısını bunun. Bu nedir ya bu? Bunlar bizi iyice günah keçisi bellemiş. Ailecek. Ya vallahi gidelim ya. Kendi ayarımıza insanlarla takılak yani. Yürü yavrum. Yürü. Allahsızlar. Söylediniz mi kızlara? Ne zaman söyleyeceksiniz Kuzey? Anneleri vefat ettiğinde mi? Şule bilmelerini istemiyor. Yıldız bana bir akıl ver, nasıl söyleyeceğim? Sen söylemeyeceksin. Şule söyleyecek. Söylemeyeceğim diyor, bilmesinler diyor. Sen ne zamandan beri Şule'nin söylediklerini yapmaya başladın Kuzey? Ha? Doğru olanın ne olduğunu biliyor. Git Şule'yi ikna et. Çok erken bir yıldız. Anneleriyle yaşamalarıyla iken onca şey varken. Ben nasıl üstesinden geleceğim? Kendine gel Kuzey. Yasını sonra tutarsın. Şu an kimseye bir şey olduğu yok. Kızlarım hayattaki en büyük acıyı yaşarken ben hiçbir şey yapamayacağım. Bir babanın kızlarının yarısını saramaması ne demektir biliyor musun sen? Saracaksın Kuzey. Saracaksın. Onların hem annesi hem de babası olacaksın. Ama şu an bunu düşünmen için çok erken. Onların daha hala bir anası var. Baba Kuzey. Eğer şimdi gidip kızlara her şeyi anlatırsanız... yarın kızlar sadece annelerinin yasını tutacaklar. Ama anlatmazsanız hem annelerini hem de babalarını kaybetmiş olacaklar. Seni affetmezler Kuzey. Güçlü ol. (Gülüyor)
kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama. Bir şey mi oldu? Hani kızlarla bir şey konuşacaktık ya Kuzey, baş başa. Benim zaten işim vardı. Aa, ne konuşacaksınız ki bizimle? Geçin oturun kızım. Anne. Baba. Söylemeyecek misiniz? Söyleyeceğiz kızım. Ya ne oluyor ya? Çatlatmasanıza insanı. Baba. Yani size diyoruz, duymuyor musunuz? Tamam kızım, anneniz söyleyecek şimdi her şeyi. Gel kızım. Hatırladınız mı? Ağaç kabuğu bu. Yıllar önce siz daha küçücükken hep beraber ailecek Bursa'ya geziye gitmiştik. Orada 600 yıllık bir tarihi çınarla karşılaşmıştık. O kadar yaşlıydı ki kendi dallarını bile taşıyamıyordu. Böyle demirlerle ona destek olmuşlardı. Siz bir ağacın 600 yıl yaşayabileceğini bir türlü inanamamıştınız. Keşke sen de o kadar çok yaşasan demiştiniz. Ne diyorsun anne? Ben de size hiç kimse 600 yıl yaşayamaz. Ama ömrüm yettikçe sizin yanınızda olacağım demiştim. Ha, senin niyetin şimdi anlaşıldı. Anneciğim, lafı dolandıracağını dümdüz söylesene. Yine nereye gidiyorsun? Sen de ağaçtan bunu koparıp vermiştin bana. Çınar'ın ölümsüzlüğü sana da bulaşsın anne demiştim. Ama işte kimse ölümsüz olamaz. Anneler bile. Ne demek istiyorsun? Neden anlatıyorsun bunları bize? Çünkü... Çünkü ölüyorum. Ne? Ne? Beynimde bir tümör var. Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Ama maalesef ameliyat edilemiyor. Nasıl yani? Ne demek ameliyat edilemiyor ya? Edilemiyor işte. Yani edilse bile o ameliyattan uyanma şansım yokmuş. Ya da bitkisel hayatta kalma ihtimalim çok yüksekmiş. O yüzden ben de kalan son aylarımı sizinle birlikte geçirmek istedim. Son aylarımı mı? Baba, annem ne diyor? Doğruyu mu söylüyor? Yalan. Yalan. Yalancısın. Sen yalan söylüyorsun. Yine bir yerlere gideceksin ve bunu bahane ediyorsun. Böyle yalan söylenir mi? Keşke yalan olsaydı kızım. Ben bir yıldır uğraşıyorum. Artık ikna oldum tedavi olamayacağım. O yüzden sadece sizlerle zaman geçirmek istiyorum. O zaman niye geldin? Ha? Biz alışmıştık sensiz diye. Annemiz bizi bırakıp gitti demiştik. Neden yine kendini sevdirdin? Niye? Ya baba bırak ya. Şundaki rahatlığı görmüyor musun? Sanki turistik geziye gelmiştik, gidecekmiş gibi bahsediyor. Sen oyun oynuyorsun. Sen oyun oynuyorsun hepimize. Buradaki hepimize sen oyun oynuyorsun. Niye? Sana acımamızı istiyorsun değil mi? Sırf bu yüzden oyun oynuyorsun bize. Kızım, şu saatten sonra bana acımayacağınızı biliyorum. Tek istediğim sizlerle birlikte olmak.
Sen nasıl böyle bir şeyi kabul edebiliyorsun anne? Şu an gayet iyi ve sağlıklı görünüyorsun. Nasıl hemen pes edebiliyorsun? Pes ettiğimi kim söyledi? Bunun kolay olduğunu kim söyledi? Her sabah aynaya baktığımda ölümü görüyorum ben. Siz hiç yaşlanamayacak olmak demek ne demek biliyor musunuz? Anne. Ben biliyordum zaten bir gün herkes gibi öleceğimi biliyordum. Ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Ben o 600 yıllık çınar gibi yaşamak isterken toprağın altına girmek istemiyorum. Sizlerle bu kadar çok yaşayacak şeyimiz varken ben sizi kaybetmek istemiyorum. Anne. Anne bak sen bizi asla kaybetmeyeceksin tamam mı? Biz buna izin vermeyeceğiz tamam mı? Anne. Özür dilerim.